Yemen açlıktan ölüyor. Yemen'de çocuklar da ölmesin, insanlık da. AFAD çocuklar ölmesin diye sizlerin yardımını Yemen'e ulaştırıyor. Yemen sizleri bekliyor. Son 3 yıldır da Yemen'deki iç savaş artık çok ciddi boyutlara ulaştı. 29 milyon nüfusu olan Yemen'de bugün 22 milyondan daha fazla insan ihtiyaç sahibi durumunda. Bunun da yarısı en temel ihtiyaç olan gıdaya muhtaç durumda. Ne yazık ki hepimiz yine takip ediyoruz. 2 günde bir, 3 günde bir insanlar yemek yiyebiliyor. Tabii sadece gıda değil, diğer temel ihtiyaçlar olarak sağlık malzemelerine, temiz suya ve diğer temel hizmetlere de ihtiyaç had safhada. 85 binden daha fazla insan, daha fazla çocuğun öldüğü, açlıktan öldüğü. Bu da yaklaşık olarak her 10 dakikada bir çocuğun açlıktan öldüğü gibi ne yazık ki bir gerçek var karşımızda. Yine 2500'den fazla insanın ki yıllardır hem Türkiye'de gözükmeyen hem dünyanın birçok ülkesinde gözükmeyen kolera 2500'den fazla insanın ne yazık ki canını aldı. Ve 1 milyondan daha fazla insan kolera şüphesiyle yine Yemen'de yaşamaya devam ediyor. Biz de sivil toplum kuruluşlarımızın bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler vardı. Ancak AFAD olarak da Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla yeni bir kampanya başlattık. Bu kampanyada da biz de başta gıda olmak üzere hem yereldeki ortak kuruluşlarla hem Türkiye'den kuruluşlarla hem Yemen makamlarıyla işbirliği yaparak başta gıda olmak üzere oradaki insani yardıma destek vermek üzere yola çıktık. Tabii uluslararası toplumun bizim dünyanın başka ülkelerindeki birçok insanın bu sürü kampanyalara destek vermesini bekliyoruz ki insan ızdırabını dindirelim. O yüzden diyoruz ki çocuklar da ölmesin insanlıkta. Yemen makamlarıyla bu anlamda temastayız. O yüzden ekip gönderme konusunda karşılıklı olarak görüşüyoruz. Bir ekip göndereceğiz biz de. Ama yereldeki hem Türkiye'den giden Kızılay'la hem diğer kuruluşlarla hem de Yemen makamlarıyla zaten bu anlamda yoğun irtibat halindeyiz. Geçtiğimiz Cuma itibariyle Sayın Süleyman Soylu Bakanımızın ilanıyla başladı kampanya. Tabii ihtiyaç devam ettiği müddetçe kampanya devam ediyor olacak. Yemen şu an dünyanın en kötü krizi diyebilirim. Tabii en kolay yol olarak SMS bağışı belki ifade edilebilir. Yemen yazıp 1866'ya SMS gönderdikleri takdirde 10 liralık bir bağış yapmış olurlar. Ama 10 lira az olur derlerse o zaman afat.gov.tr üzerinden bizim web sayfamız üzerinden yine kredi kartlarıyla bağışta bulunabilirler. Bir de bütün bankalardaki bağış hesaplarımıza istedikleri miktar kadar bağışta bulunabilirler. Biz de dediğim gibi hem Yemen makamlarıyla hem Türkiye'den giden sivil toplum kuruluşlarıyla ve kendi ekiplerimizle oradaki başta gıda olmak üzere insani yardım malzemelerini alıp ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışacağız. Dediğim gibi bunu bir insanlık vazifesi biliyoruz. Özellikle çocukların, özellikle hastaların, yaşlıların çok etkilendiği bir krizde elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. Sosyal medya artık günümüzde konvansiyonel medyanın yerini daha fazla her gün almaya başlıyor. İnsanlar haberlere artık sosyal medyadan ulaşıyor. Bu anlamda bizim kampanyamızın duyurulmasına da çok etkin. Ancak önemli bir belki noktayı da hatırlatmak isterim. Retweet yapmak ya da bir şeyi beğenmek ya da işte onun hakkında yorum yapmak bağış yerine geçmiyor. O yüzden evet daha fazla duyurulması lazım. Daha fazla kişiye ulaşması anlamında sosyal medya kullanımı çok önemli. Ama en azından bunu paylaşan kişilerin en azından bir SMS'le de olsa destek vermesinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz ve bizim vasıtamızla, sizin vasıtanızla bu Yemen'deki trajediden, Yemen'deki krizden haberdar olan herkesin üzerine küçük de olsa bir sorumluluk düşünüyorum. En azından bağış yaparak desteklerin belki bir insanlık vazifesi olacağını inanıyorum.